Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde rika hattıyla yazılmış kısa bir belge okuyacağız. Bu dersimizin konusu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kısa bir hayatının özeti. Hemen başlayalım arkadaşlar. Burada meşk yazıyor arkadaşlar. 7. Bir hattatın padişahların hayatını kaleme aldığı bir belge. Bu 7 yazıyor. Zaten Fatih de 7. padişah. 7.'si Sultan Murad-ı Sani'nin, yani 2. Murad'ın şehzadesi Sultan Muhammed Sani'dir. Muhammed-i Sani'dir ya da Mehmed-i Sani'dir. 2. Mehmet'tir. Evet. 7.'si Sultan Murad-ı Sani'nin şehzadesi Sultan Mehmedi Sani'dir. 833 senesinde Hicri, 833 senesinde Piraye-i Alemi Vücut olup, Piraye-i Alemi Vücut olup 855'te iken, Hicri yani 22 yaşındayken ikinci defa olarak Taht-ı Osmaniye yani padişahlık makamına cülus eyledi ki o zaman yaşları 22'ye varmıştı. 31 yıl müddeti saltanatlarında Trabzon, Bosna, Eflak, Misüllü gibi yani mühim noktaları zapt edip hususen dağlardan gemi aşırmak gibi büyük tedbirler ile 857 tarihinde Hicri 857 tarihinde yani 1453'te İstanbul'u dahi fetheyleyerek Ebu'l-Feth yani Fethin babası ve Fatih ünvanlarını aldı. 53 sene yaşayıp 886'da vefat etmekle Fatih'teki türbelerine defnedildi. Müşarun ileyhin uluvu şanına yani büyük şanına fenimel emiru. Bu bir hadis arkadaşlar. İşte İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden asker ne güzel asker. Mealindeki hadis. İşte fenimel emiru. Esniye-i seniyesine yani övgüsüne, hadisin övgüsüne mazhariyeti delili vacibü şükrandır. Evet, delili vacibü şükrandır. Evet arkadaşlar. Bir de belgeyi hızlı bir şekilde okuyalım istiyorum. Yalnız şuna dikkat çekmemiz lazım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşında değil, 24 yaşlarındayken fethetmiştir. Burada da zaten yazıyor. İkinci defa tahta çıktığında 22 yaşındaydı. Ondan sonra 2 sene sonra zaten fethediliyor. Yani 24 yaşında İstanbul'u fethediyor. 21 değil. Bunu düzeltmiş olalım. Hızlı bir şekilde okuyorum. Yedincisi Sultan Murad-ı Sani'nin şehzadesi Sultan Mehmed-i Sani'dir. 833 senesinde Piraye-i Alem-i Vücut olup 855'teyken 855'te ikinci defa olarak Taht-ı Osmaniye cülus eyledi ki o zaman yaşları 22'ye varmıştı. 31 yıl müddeti saltanatlarında Trabzon, Bosna, Eflak, Misüllü mühim noktaları zapt edip hususen dağlardan gemi aşırmak gibi büyük tedbirler ile 857 tarihinde İstanbul'u dahi fethedileyerek Ebu'l-Feth ve Fatih unvanlarını aldı. 53 sene yaşayıp 886'da vefat etmekle Fatih'teki türbelerine defnedildi. Müşarun ileyhin ulu ve şanına fenimel emir esniye-i seniyesine mazhariyeti delili vacibü şükrandır.
Evet arkadaşlar, YouTube'da Zafer Yaşar kanalında bu dersimiz de böyleydi. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste yine görüşürüz. Esselamu Aleyküm.